Hani böyle bazen insan durur, Mekke'yi düşünür. Mekke'yi düşünmek ayrıdır, Mekke'yi yaşamak farklıdır. Kur'an-ı Kerim'i okumak ayrıdır, yaşamak çok daha farklıdır. Siz okursunuz, hafız olursunuz ama muhatap olabilmek bambaşka. Mekke'yi okuyoruz biz siyer kitaplarından. Bilal-i Habeşi'yi görüyoruz. Boynunda bir kemen, Mekke sokaklarında süründürüyorlar. Hazreti Sümeyye'yi orada şehit ediyorlar. Burada kaynar sular döküyorlar Yasir'in başına. Ama o yıllar Barla'dasınız, zindanlardasınız, talebelerinize işkenceler yapıyorlar, Risale-i Nurlar yasaklıyorlar. Nur postacıları buluyorsunuz, onlara veriyorsunuz, onlar alıyorlar, götürüyorlar, yazıyorlar. Anadolu bir medrese, oralarda nurları okuyorlar. İnsanlar küfrün o en şiddet taarruzlarına karşı imanları nasıl koruyacaklar? Siz ona dair esaslar tayin ediyorsunuz ve Mekke'yi yaşıyorsunuz. İşte onun için üstad diyor ya, o hakikati anlatırken, arz ederken ümit var olunuz. Yani istikbaldeki inkılap içinde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır. En yüksek seda İslam'ın sedası olacaktır. Onu Mekke'de söyleyebilmek, Anadolu'nun Mekke'sinde söylemek, innehum lehumul mensurun ve inne cundena lehumul galibun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi yaşarken bu ayetler dilinden dökülüyordu. Allah'ın orduları galip olacak. Ümit var olunuz diyordu Bediüzzaman. İstikbaldeki inkılap içinde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır. Yani buradan yürüyeceğiz. Mekke'lerden yürürsek o büyük mazlumlar, büyük muzdaripler, onların ruhunda riyadan eser kalmaz. Enaniyetten eser kalmaz. Allah Azze ve Celle o coğrafyada Anadolu'da yaşayan Bediüzzaman gibi, Süleyman Efendi, Ali Haydar Efendi gibi, Abdülhakim Arvasi gibi büyük ruhlu alimler birkaç tane kalmışlardı. Önlerinde dar ağaçları vardı. Arkadaşlarını, birlikte okuduğu insanları, o büyük ruhlu alimleri dar ağacına gönderiyorlardı. Ya evlerinde göz hapsindeydiler, ya zindanlardaydılar ama bu ayetleri okuyorlardı. Ümmetin evlatlarına ümit var olunuz diyorlardı. Bu topraklarda İslam mağlup olmayacaktır. Ümmet yıkılmayacaktır. Elhamdülillah bugün onu görüyoruz. İslam gençliği, Bediüzzaman Hazretleri'nin büyük ruhlu alimlerin Anadolu topraklarına bırakmış oldukları bereketli tohumların eseridir. Elhamdülillah. Allah Teala'ya hamdü senalar olsun.